Merhaba, bu videoda size çocukluk çağı migreni hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili birkaç soru geldi. Geçen videoda migren hakkında bilgi vermiştim. Migren tanısını nasıl koyuyoruz, migren ağrısı nasıl oluyor diye ve şöyle özetlemiştik. 4 ile 72 saat arasında süren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta veya ağır şiddette ve fiziksel rutin aktivitelerinizde artan bir baş ağrısı. Yanında da bulantı kusma veya ışık ve ses hassasiyetinde olan olduğu baş ağrıları şeklinde. Çocukluk çağı migreni de buna çok benziyor aslında. Birkaç tane farklı özelliği var. Bir kere süresi daha kısa olabiliyor çocuklardaki migren ataklarının. Erişkinlerdeki 4 ile 72 saat arasındaki süreyi çocuklar için 2 ile 72 saat arasında değiştiriyoruz. Yani 2 saatlik ağrılar da migren ağrısı olarak kabul edilebiliyor. İkinci ayırt edici özellik, erişkinlerde genellikle tek taraflı olan baş ağrıları çocuklarda genellikle iki taraflı olabiliyor. Bu önde iki taraflı, yanlarda iki taraflı veya ensede iki taraflı olarak ortaya çıkabiliyor. Üçüncü dikkat edilmesi gereken bir noktada bu ışık ve ses hassasiyetini çocuklar erişkinler kadar güzel ifade edemeyebiliyorlar. Onun için hareketlerini gözlemlemek gerekiyor. Örneğin hareketli bir oyun yerine çocuğun yattığı yerden, oturduğu yerden bir oyun oynamayı tercih etmesi olabilir veya ışıktan kaçması şeklinde olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çocukluk çağında migren ağrısından önce veya beraberinde olabilen migrenle eşlik eden bazı sendromlar var. Biraz da bu bulgulardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi abdominal migren dediğimiz karın ağrılarıyla seyreden bir sendrom. Saatler veya günler süreli, genellikle karnın orta bölgesinde küt bir ağrı şeklinde ortaya çıkabiliyor. Beraberinde çocukların yüzünde solukluk olabiliyor, bulantı, kusma, iştahsızlık olabiliyor. Ama en önemli şey bu tür bir durumda ateş veya ishal olmuyor. Onun için karın ağrısıyla beraberinde diğer ateş ve ishal gibi bulgular varsa önce mutlaka doktorunuzla görüşmenizde fayda var. İkinci benzer bir sendrom bu tekrarlayıcı kusma atakları. Bazen migren atakları bu şekilde seyredebiliyor. Veya yine tekrarlayan baş dönmesi ataklarını görebiliyoruz çocuklarda. Daha sonra migrene dönüşebiliyor veya migrene eşlik edebiliyor. Veya zaten o da bir farklı bir çeşit migren atağı olabiliyor. Bir de çocuklarda ekstra gördüğümüz, genellikle bebeklerde, küçük çocuklarda gördüğümüz, birkaç aylık bebeklerde boyunda şöyle hafif eğilme atakları olabiliyor. Bunlar da bu migren öncüsü grupta gördüğümüz sendromlardan. Önemli olan bu tür bulguları çocuğunuzda gördüğünüz takdirde mutlaka önce çocuk hekimine başvurmanız, gereken tetkikler, muayeneler yapıldıktan sonra gerek görürse, uygun görürse çocuk hekiminiz sizi bu migren açısından değerlendirmek üzere bir nöroloji hekimine yönlendirmesi. Geçmiş olsun.